Futbol böyle bir şey Ulaş. Futbolda bilerek kimse hata yapmaz. Herkes bilmeden hata yapıyor. Bilerek Bu kasıtlı olarak yapılıyor tabii kasıtlı, o birçok şey tekme de. atarsın. O ayrı bir şey. Biz böyle ortak pozisyonlar için diyoruz. Temas oyununda bu tür şeyler zaten kasıtlı yapılmaz. Ha gidersin birisine kasıtlı tekme atarsın. Tak diye dışarı atılırsın. O ayrı bir şey. Birisine gidersin dirsek atarsın. O ayrı bir şey. Ama bu istenmişi yapılmış olan bir şey ama rakibe bir hareket var. Nasıl Onaçı'nın pozisyonunda ikili mücadeledir. Buna gol verse ben bir şey demem diyorum. Burada da buna penaltı varsa ben bir şey söylemem. Zorbay Küçük arkadan giderken kulağını tutarak bir şey söyleyerek gidiyor. Acaba Zaten VAR'la konuşuyor. evet. Yani demek ki VAR onu çağırmadığına Zaten göre her bu pozisyonda VAR'la konuşuluyor hayır, hocam, anladım. biliyorsunuz Yani siz de. konuşuyor tabii de orada Yani her pozisyon bak, kontrol ediliyor. Ulaş gördün VAR mü? incelemesi Bak, gerektiğinde manya inceleme için ayakta monitöre duramıyor, davet arka ediliyor ayağını hakem. takıyor. Bak, Çalışma gördün mü? prensibi bu. O yani sonuçta o. Ha burada evet Cüneyt'in söylediği çok garibime gitti benim Bak. de. VAR niye devreye girmedi burada onu İşte anlamış değilim. Muhtemelen söylüyor girmiştir zaten. hocam, bir Söylüyor şey zaten. yok. Bizim Muhtemelen değil. Zaten VAR bütün pozisyonları kontrol ediyor. İnceleme gerektirirse buyurun hocam inceleme için geliyor. monitöre gidin diyor. Yani VAR'ın kontrol etmediği pozisyon yok. Orada VAR kontrol etmiştir diyoruz ya. Ediyor zaten bu. Bilinen bir kulağını böyle gerçek. işaret ederken futbolculara galiba anlatıyor. Evet, VAR'la VAR kontrolü konuşuyorum devam ediyor şu diyor. anda demek. O Evet, işaretin ben de onu beynelminel demek istedim anlamı. zaten. Yani VAR kontrolü devam ediyor demektir bu işaret. evet. Ya futbolcunun yanına yaklaşırken onu söylüyor, onu işaret ediyor. Şu an için bana yaklaşmayın. Evet, VAR kontrolü evet, devam evet, ediyor evet, diyor böyle evet. Ben de yaparak. onu demek istedim demin Cüneyt. Aslında çok kısa sürüyor çünkü kontrol. Oyna devam hocam. Komutu gelince o zaman o işareti yapmaya gerek kalmıyor. Çünkü karar verilmiş oluyor. Ama bu tarz incelenmesi, Ya geçen bakılması uzun sene sürecek pozisyonlarda kontrolün devam ettiğini belirtmek için yapılan, tüm dünyada yapılan bir işaret bu. Dünya Kupaları, Şampiyonlar Ligi, UEFA bu organizasyonları, çok FIFA uzun sürmemiş organizasyonları, galiba değil mi? VAR Tüm kontrolü liglerde. kısa da Cüneyt, sürmüş. buna benzer geçen yıl bir takıma böyle bir penaltı verildi. Top avuta gitmesine rağmen kayarak geldi, düştü yere. Hangi maç olduğunu tam hatırlamıyorum ama böyle bir penaltı verildi geçen sene. Evet Reha hocam. Buyurun Ben hocam. sonra söyleyeceğim dedin. Evet. Bekliyoruz. Ya burada şimdi Bani'ye müdahale ettikten sonra tabii bir zamanlama hatası yapıyor. Topa müdahale ediyor, basıyor Mahsin'in ayağına. Ya burada verse de bir şey diyemem, vermese de bir şey diyemem. Yani buna net verir diyemem, vermese de bir şey diyemem. Çünkü top var ya tam çıkmıyor. Yani bastığı zaman top daha yani oyun alanının içinde. Yani basmadı farz edelim. Bir daha bir müdahale etme şansı var mı? Var topa. Basmasa topu Yani topa bir daha kurtarabilir. kurtarabilir. Yani basmadı. Hamle yapmadı. Oyuncu orayı oyun sahasının içinde çık mı çıkmayacak. Yetişir mi? Evet, yetişebilir. Veya yetişemez ama yetişme şansı ne gibi olur? Bana göre de ona bakmak gerekir. O top oyun sahasının içinde diye. Yani topu vurduğunda Bani'ye direkt basmadan önce dışarı çıksa ondan sonra bassa hadi anlarım. Ama top oyun sahasının içinde bastıktan sonra sağ ayağıyla Şimanski'nin sol ayağına doğru basıyor. Yani burada penaltı Şimdi var ama. arkadaşlar beni uyarıyorlar. Buyurun. Önaçı'nın pozisyonunda hakem kulak işaretini yaptı. Bize gelen görüntülerde yok. Bize bir görüntü gelmiyor. Kendimiz alıyoruz. Bakalım arkadaşlar Yani görüntüye tekrar. o şeyi var. Çünkü ben de öyle izledim. Aha. Öyle Belki hatırlıyorum. sahadadır arkadaşlar direkt görmüşlerdir. Çünkü biz doğrudan yayıncı kuruluşun görüntüsünü alıyoruz. Hani hep birlikte izlediğimiz görüntüyü burada bir daha izliyoruz. Yok öyle ama yani belki o Yani devamını belki falan. arkadaşınız hani sahada görmüştür. Yok Orada yok olabilir hayır. onu. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Anladım. Biz kontrol edelim yeniden arkadaşlar akıllarda kalmasın o pozisyonda. Hakemin daha net bir açısını verdi mi yayıncı kuruluş? Gol dedik zaten ona Nizami gerçi de. Yok, o VAR olayını konuşuyorduk ya hocam orada. Var mıymış? Varmış, özür dilerim. Arkadaşlar koyalım o zaman bu kadar ciddi tartışılıyor. O kritik o zaman. Evet, onu söylüyorum ya. O zaman Ya ben de öyle hatırlıyorum az önce çünkü Ulaş'ın söylediğim dediğine ben de şeyi o zaman tam skandal temellendiriyor. kural açısından. Temellendirdim Ya onu. ben yanlış mı diyorum? Düdük çalınca her şey bitmez mi? Tamam Biter. işte Çok doğru hakemlere biliyorsun. öyle bir eğitim veriyorlar. Diyorlar Bu ki bu tür skandal. stresi yüksek maçlarda baskı yüksekse atıyorum 50 bin 70 bin kişinin önünde oynuyorsan yani şu işareti yap. Düdüğü çaldın sen ama önemli değil. Kuralı zaten taraftarların çoğu bilmez diyor.
Sen de idare et. Ya hem orayı idare et. Diyor, öyle mi? Hem oyuncuları idare et. Hem onu yönet yani. Hem oyuncuları yönet. Hem de yedek kulübelerini yönet diyor. Ama böyle bir oğlum hakemlere ya, böyle bir talimat verirse evet, birazcık şeye gir, aldatmaya girmiyor tam mu? Kim veriyor eğitimleri? Yavuz Sarman veriyor. Yani Ulaş'cığım bu biraz garip olur ya. Tamam. Sen resmen hakeme diyorsun evet, ki kendini şey, kurtar. Kendini kurtar ama aldatmış. Bizi de kurtar diyor yani. Bizi kendini abi, kurtar, yani, bizi tabii, de kurtar. Hakem camiasını kurtar. O zaman geçmiş olsun hepimize. Evet sevgili Cüneyt. Şimdi o pozisyona da bir kez daha bakacağız. Burada net kararımız... Vallahi benim için de gri bir pozisyon, onu söyleyeyim yani. Gri. Ya verse de, gri dedi. Verse de hiçbir şey demem, vermese de. Oyuncuların da şiddetli itirazı var. Vardı, devreye girmedi. Burada devam kararı geldi. Tabii Onaçu'nun o pozisyonunda onun da etkisinde kaldı mı acaba hakem? Zaten, sonrasında oluyor zaten. Zaten bu burada bak bir şey söyleyeyim. Hı. Burada film koptu hakemin. Bu karar bence maça gelmeden bak şimdi, kopmuştu hocam. Hayır. Bu karardan sonra hakem şimdi hakem maça başka bir şekilde bir geldi de yani. Devre biterken şimdi 45+5'te bu. Yani bir 1-0 içeri girmek, bir de 1-1 hani penaltı verse Fenerbahçe taraftarı, oyuncular öyle düşünüyor. Burada çok ciddi itirazlar oldu vesaire falan bilmem ne. İkinci yarı zaten çıktı, bambaşka maç yönetti. Bir de ilk yarı da en büyük Onaçu'nun yaptığı hata. Onaçu'nun o pozisyonunu verelim. Onaçu'nun o pozisyonu. Şimdi ona yani, bir daha bakalım o zaman. Bakalım hocam yani. Orada ısrarla çünkü Ulaş Özdemir, tebrik ediyorum. Estağfurullah. Onaçu'ya bak, adam normal delirmesi. Yani diyor ki normal bir gol. Bak evet, gördün mü? Şimdi tamam, yapıyor. Evet. Tamam. Ama bu. Git diyor, git diyor. Bak gidin diyor, gidin diyor. Uzaklaşın benden. Ben bak dinliyorum diyor. Dinliyorum. O zaman pozisyonunu nasıl kestin düdük çaldığını hocam? Yani ne yaptıklarını onlar biliyor ya. Onu çözemiyor. Daha yakından veriyor şimdi. Bak bak, kulaklık işaretini yapıyor. Ben de diyor. Sakin olun diyor. Konuşuyorum diyor. Önce pozisyonu kesiyor. Konuştum, var beni çağırmadı. Yine hocam sen düdük çaldığında oyuncu vurmaktan da vazgeçebilir. Tabii. Diyelim ki vazgeçti. Nasıl olsa düdük çaldı diye. Hiç mi vicdanı sızlamayacak bu hakemin? Düdüğü nerede çaldığını mesela, şey yapamıyoruz değil mi? Yani Trabzonspor vurduktan sonra kale, yani şey hocam şöyle tabii. Cem abi, baktık ona. Top tam kaleye giderken düdüğü çaldı. Yani file gol olacağını gördü. Şey bitti. Gol olacağını gördüğü için çaldı düdüğü. O zaman bu kadar basit yani. Bu tam Cem abi niye şaşırıyorsun ya? Sanki Türkiye'de hiç futbol oynamamışsın. Hayır, ben şöyle yani, şaşım. Abi bir dakika. Şimdi, İyi niyetinden şüphe etmiyorum ama öyle yani, öyle değil Cem abi. Ya zaten biz hiçbir zaman için öyle o renk bu renk bilmem gibi bir kararla bakarak onu değil. Ben onu kastetmiyorum abi. Şunu algılamaya çalışıyorum. Ne? Bir futbol adamı bak diyor ki o kararı verirken düdüğü çalmadan yani çaldıktan sonra o topun nereye gideceğini nasıl anlayacaksın hemen? Çünkü ne oluyor biliyor musun? Vuruşu yaptın. Vuruşu yaptıktan sonra çalarsan düdüğü topun nereye gideceğini anlayamazsın ki. Kolay bir şey değil o, onu süzmek. Hocam biz de yani, şunu demeye çalışıyoruz. Yani, o düdüğü hiç çalmamalıydı. Doğru olan bu değil mi? Ya, emin değilsin. Sonradan var. Kesinlikle sonuçlanmasını bekliyor. Tabii. Bak, arkadaşlar sonra, da, o zaman var çağırsın seni eğer Cem bir şey varsa, bir bak, sıkıntı başka varsa. Başka bir skandal bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar da o görüntü var mı bilmiyorum. İlk yarıda uzatma dakikaları verdi. Tam uzatma dakikaları bitmek üzereydi. Düdüğü ağzına götürdü. Top Fenerbahçeli oyuncuya geçti, vazgeçti, maçı bitirmedi. Atak devam etti. Ya o görüntü var arkadaşlarda, o da vardır. Bence farklı konuyu benim düşüncem konuşuyorsunuz ya. Yani bunu yapmasının esas nedenini konuşmak gerek. İşte düdüğü niye çaldı falan vesaire. Sonra hocam, en önemli adam bitince geleceğiz. Adam zaten bununla ilgili yani bir geçen seneki işte Kadıköy'deki bir birlik maçta yine o yönetmiş. Bir kere böyle bir atama alınmaz. O zaman da çok ciddi işte konuşuldu, edildi bir sürü. Şu kırmızı kart var İrfan. Güne canım geldi, yani gündeme geldi, verdiği kararlar, bir sürü olaylar falan. Maçı yani birçok hata yaptı. Yani bu amaç ne biliyor musun? Git kardeşim ya. Geçen hafta şimdi Fenerbahçeliler öyle düşünüyor. İrfan Can'ı susuz yere attı diye. Git kardeşim ve baskıyı da ye orada diyor. Evet, bak futbol anlamında açık ama evet, baskıyı da ye diyor. Düdüklerin daha fazla %70-80'ini de Fenerbahçe lehine çal. Bu o. Yani bu atama budur ya. Başka hiçbir şey değildir. Bir sonraki pozisyon bunu değerlendirdik. Yani evet, şimdi işte geldi hocam. Evet, tabii. Maçta ikinci yarı. Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü var.
Tadic'in yerde kaldığı pozisyon tereddütsüz penaltı noktası gösteriyor değil mi burada? Tabii tabii. Mehmet, bu enteresan bir pozisyon. Mehmetcan'ın bak formayı çıkartacak neredeyse Tadic. Ya bir şey söyleyeyim ben burada ilk söyleyeyim. Şimdi sen buna penaltı veriyorsun, birbirlerini çekiyorlar, ondan sonra koyuyor veriyor. Sen buna eğer penaltı veriyorsan Onaço'nun golünde vereceksin. He, sen Onaço'nun golünü iptal ediyorsan da burada penaltıyı vermeyeceksin ya. Sen bu kadar akıl oyunu, bu kadar insanın aklıyla dalga mı geçiyorsun? Forma çıkıyor hocam. Abi, abi kaç maç? Kaç? 3-0 maç. 3-1 oluyor burada. 3-0 iken veriyor cin gibi. Bunu bak inan maç 1-0 olsa 1-0 iken falan bunu vermez. Bakıyor 3-0 maç. Ya diyor ki zaten diyor bir tane Şimanski'ye vermedim bir şeyleri dengeleyeyim. Hep aklına hani var ya bir tilkiler hani kuyrukları değmiyor ya. Sen bunu veriyorsan tamam eyvallah ver bir sıkıntı yok. E sen ona çonun attığı golde herife sarı kart neredeyse oyundan atacaksın. Adam şokta ya diyordur ki hangi ülkeye geldim ben İngiltere'den sonra oyuncuya dokunulmuyor. Sen veya buna vermeyeceksin diyeceğiz ki biz. Helal olsun adama ya bak ona çonun golünü de vermedi. Burada da itiş kalkma var ona vermedi. Evet. Allah aşkına. Peki bu hocam, pozisyon VAR'a gidiyor mu? Bu yoruma açık pozisyon gitmiyor. Gitmiyor. Yok. Evet. VAR niye var abi? VAR şöyle. VAR'a gitmemek için Cem abi o kadar ama kurallar koymuşlar ki yani. Abi hakem düdüğü çaldıktan bu sonra. Bu VAR protokolüne göre. Yok, işte VAR bu, diyor ki. Hakem yorumuna muhtaç bir pozisyon olarak değerler. Bak Cüneyt'in yani söylediği de orada bir protokol var. Evet. O protokole sadık kalması gereken evet, VAR'ın hem hakemler. O zaman işin dediğin gibi seni çığırından çıkar. Ya orada pozisyonu vermiş olduğu penaltıda VAR ikna oluyor. Onun için çağırmıyor. Yani VAR herhangi bir tereddüt veyahut da şüpheli bir durum görse ya bu kararını gel tekrar bir gözden geçir dese o zaman çağırır kenara. Bu burada var mı bir faal Cem Hocam yoksa hücum faal mi var? Ya dediği Rehan dediği şeyler doğru. Yani ona şöyle baktığın zaman ona şöyle pozisyonuna yakın bir pozisyon. Burada çok çekme var. Evet ona bir şey diyemeyiz ama öncesinde faul verse yani neden verdi, neden vermedi diye bir şey diyemem. Hayır, öncesinde faul sonrasında penaltı. Sonrası penaltı zaten. Sonrası penaltı. Ama öncesi faul. Cemal Hocam. Yani birbirinin aynı pozisyonlar hemen hemen Cüneyt. Yani Onaço'nun pozisyonu ya, şiddet olarak yani bence farklılar. Ha, yok Şenol yok abi. Şöyle. Yok, daha şiddetli. Çekme var. Çekme o konusunu diyorum. Evet çekme ona konusu burada daha şiddetli. Onaço o kadar şiddetli bir şey yok. Yok o da çekiyor, bu da çekiyor. Forma yani, sürüyor. Yani ikisinde de aynı şey oluyor. Demek ki ha bir şey var. Temasta oyuna müsaade edeceğiz. Bu tür pozisyonlara faul çalmayacağız. Güçlü olan ayakta kalacak. Onaço'nun attığı golü de vereceğiz. Bu penaltıyı da vereceğiz o zaman. Doğrusu ama, bu işin içinden böyle çıkarsın. Penaltıyı vereceğiz derken öncesinde faul ver abi. Ama işte ben de onu anlatıyorum. Onaço gol attığı zaman en önemli öncesinde de faul verdi. Tabii, tabii. Onaço'ya da faul verdi. Onu da vermeyeceksin diyor. Şimdi Ulaş Özdemir'in istediği pozisyon da var. Devre sonu hemen hazırladık onu. Evet. Vay. Müthişsiniz Ulaş Bey. Estağfurullah. Fark etti arkadaşlar onu değil mi? Bak. Fenerbahçe hücum ediyor. Hücum ediyor. Şu anda bitti maç. Trabzonsporlu oyuncu gidiyor. Düdüğü tam ağzına götürüyor. Haydi babam Ferdi aldı gidiyor. Oyunu devam ettiriyor. Zaten artı 5 vermiş. 50 artı 45 oynanıyor. 45 değil 51 ya. 6 dakika 45. Tam 50 45 artı 45. 45 evet. Yani 51 oynanıyor. Dakika, bir dakika geçmiş. Ya evet. Bir dakika geçmiş onu demek istiyorum. 45 evet, artı düdüğü ağzına götürdü. Içindeyiz. Bak tam bitirecekti top. Ferdi alınca topu Fenerbahçe atar. Orada foul verecekti. Foul verecekti. Foul verecekti. Sen yanlış ya, gördün. Yemin ediyorum var ya. Sonrasında top yine Trabzonsporlu oyuncuya gelince de bitiyor. Ya bir de evet. Bak şu Trabzonspor atar döndü bitiriyor. Musun? Bak şimdi bak. Burada güzel. Mesela şurada kim Pepe topu alsa ata çıkarsa Trabzonspor bitirecek. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada zaten alıyor şu anda. Pepe burada alıyor. Önü bomboş. Sağ burada bitirdi. Bir öncekinden bahsediyor. Evet evet. Orada da Pepe alsa. O konuda haklısın. Devamında da Trabzonspor devam edecek. Evet. Bitiyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Geçiyoruz. Görüntüyü ekrana getirdikleri için. Yani bu çok önemli bir detaydı. Ulaş hakemlik eğitimi almış mısın? Desteği için teşekkür ederiz. Hocam yok da ben yani bu çok gazetecilikten dikkat, gelen çok dikkatli biraz bir şey, görme evet olayı var yani. Bakmakla bravo görmek arasındaki fark değil. Gazeteci. Seviyorum.
Yani hakemleri daha çok mesela biz oyunun teknik, taktik yönüne bakıyoruz. Sen de o tarafları da inceliyorsun. O güzel bir şey. Topun olmadığı yere bakıyoruz. Çok Şimanski ve Banya arasında yaşananlar. Ne dersiniz? Hiçbir şey yok, devam. Oyuna devam kararı geldi. Hemen geç.